Günaydın güzel ülkemin güzel insanları. Günaydın Kıbrıslar, günaydın Kanal T izleyenleri ve günaydın 88.6 FM bandı üzerinden radyoları başında bizi dinleyen herkes. Bugün 9 Nisan 2020. Herkese çok güzel, çok mutlu bir gün diliyoruz her ne kadar pek güzel ve pek mutlu olmasa da. Efendim, bu bizim tabii ki klişemiz, kalıbımız oldu herkese güzel ve mutlu bir gün dilemek. Ama ne yazık ki çok zor günlerden, çok acı günlerden geçiyoruz. Bu çok zor ve çok acı günler içerisinde de bir takım siyasal anlamda, siyasi anlamda tabii ki bize göre veya bana göre saçmalıklar gördüğümüz zamanda haliyle moralimiz daha fazla bozulabiliyor. Kabine değişikliği söylentileri ortalığı alıp götürdü. Sanki güllük gülistanlık bir ülkede yaşıyoruz. Bütçemiz de bu sene biraz fazla verdi. Fazla veren bütçeyi nereye araya yatıracağımızın da sıkıntısını çözemeyen bir grup bakanı görevden alalım gibi bir durum var. Yok böyle bir şey. Çok kötü bir dönemden geçiyoruz. Tecrübe kazanmamız gereken inanılmaz zorluklar karşımızda. Bu devlet olarak da, halk olarak da, toplum olarak da, cemaat olarak da adına ne derseniz deyin. Çok ciddi bir sınavdan geçiyoruz ve bu sınavda bir takım grupçuklar hala eski çirkefsel diyorum. Bunu özellikle Ulusal Birlik Partisi'nin çok düşünmesini, partinin yetkili kurullarının ve etkili kurumlarının ve etkili bazı ne diyelim gruplarının bunu çok dikkatli düşünmesi gerektiği inancındayım. Bu ülkenin şu anda bakan değiştirip, müsteşarlar değiştirip, efendime söyleyeyim makam şoförleri, makam otomobilleri değiştirip kara gözlük yapacak bir vakti ve bu gibi sidiksel bir takım mücadelelerle uğraşacak zamanı yoktur. Kim isterse olsun, ne isterse olsun şu anda sadece düşünmemiz gereken toplum sağlığı, toplumun sağlığı ve sonrasıdır. Önce toplum sağlığı. Evet, haydi bakan değişelim. Neden? Ben bu grupçuk bu bakanı sevmez. Bu bakan da konuşamaz. İyi, güzel konuşamaz. Bu da falanca arkadaşı dinlemedi. Bizim arkadaşları dinlememe durumu da var. Evet, Ulusal Birlik Partisi'nde bu tür söylentiler toplumun moralini bozuyor. Biz şu anda bu ülkenin bakanlarına saygısızlık yapan herkesi de buradan aşağılıyoruz, buradan lanetliyoruz onların aşağılamaya çalıştıkları gibi. En başta da Sağlık Bakanı'nı. Efendim şu hatası vardı, efendim bu hatası vardı. Siyasette hata siyasi dönemin bittiği gün, yani sandıkta belli olacak. Belli olacak. Gecesini gündüzüne katan, evine gidemeyen, saçını kesecek vakti dahi olmayan bir Sağlık Bakanı'ndan söz ediyoruz. Elbette ki kusurları var. Hatasız kul olmaz şarkısını boşuna mı yazdı insanlar? Hatamla ve biz hatalarıyla bu insanları şu anda seviyoruz, Ulusal Birlik Partisi'nin bu çirkefçe huylarının koronavirüs ile de yıkanması gerektiği inancındayız. Artık bunları, kişisel hesapları, kişisel magandalıkları, kişisel çekişmeleri, parti içi rekabetleri, parti içi hırsları, parti içi çıkar kavgalarını, parti içi rezaletleri işitmekten bıktık ve de usandık. Ulusal Birlik Partisi bu testten, bu koronavirüs testinden, hastalık anlamında söylemiyorum, İyi niyetli çıkmak zorundadır, pozitif çıkmak zorundadır.
Ama ben bunu sevmem, bunu değiştirin. Bu adam değil. Ne kavga, ne kavga. Aklınız durur. Ha biz de çıkalım başka arkadaşlarımızın yaptığı gibi burada isim mi verelim? İsim verelim. Bu zaman birlik zamanıdır. Ben bakan olmak istiyorum diyen varsa şu anda Ulusal Birlik Partisi'nde nere cehenneme isterse gidebilir. Ben şu anda bakan olmak istiyorum diyen varsa çok iddialı bir şekilde söylüyorum. Vurun beni isterseniz ama bu ortamda, bu çok nazik, hassas ortamda hala o eski bizim bu toplumun, bu topluma yapılmış en büyük fenalığın, en büyük kötülüğün, her 6 ayda bir hükümet değiştirmenin, kişisel egoları tatmin edememenin hastalığıyla devam edecekseniz ve bizim sağlığımızdan başka sizin hesaplarınız varsa cehenneme kadar yolumuz var. Lütfen bırakın, zaten meclis de kapalı, lütfen bırakın ve gidin. Bir maaştan da kurtulmuş olur bu devlet. Almayın maaştan. Almayın lütfen. Şimdi kesinlikle savaştayız. Biz bu savaşta komutanların eleştirilmesini hazmetmeyen bir toplumuz. Şu anda komutanlarımızı eleştirmeyeceksiniz bile. Ama yapıcıysa eleştiriniz anlıyorum. Ha, grupsal, zümresel ve kişisel hesap peşinde. Falanca bakanı yeğelim, falanca bakanı temizleyelim diye her gün başbakana baskı yaparsanız, sorular sorarsanız bence bu ülkeyi gerçekten sevmiyorsunuz demektir. Sadece kendi çıkarlarınızı bekleyin, savaş bitsin. Bekleyin bu savaş bitsin. Komutanımız ya şehit olur ya gazi. Ondan sonra bakacağız. Zaten hazırlanın. Zaten hazırlanın. Başkanlık sistemine geçiyoruz. Anayasayı değişecekler önce çok büyük bir olasılıkla. Çünkü böyle gitmiyor. Tarkan Sabit günaydın. Evet, birlik zamanı iken şu anda çirkefler kendini gösteriyor. Öyle şeyler var artık herkes de biliyor çünkü sessiz ortalık. Tık deseniz duyuluyor, tık deseniz duyuluyor. Onun için ha bir de ben bakanlık şeyimden memnun değilim, ben bu bakanlığı daha iyi yaparım diyenler var, diyen var veya lütfen. Evet, evet. Hiç böyle bir şey olamaz. Burada başbakana da çok büyük bir görev düşer. Bence Sayın Başbakan da bu konuda çok sağlam durmalı, çok iyi durmalı ve özellikle Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkiler konusunda başka hiçbir şeyimiz olmadığını herkes iyi bilmeli. Elbette ki her açıdan bağlıyız. Yıllardır da söylediğimiz için bunu her açıdan bağlı olmamamız gerekir. Hain sınıfının hiç dışına çıkamadık, mezun olamadık, hep hain kaldık, o sınıfta kaldık. Ama hiçbir sıkıntım yok benim, benim hiçbir derdim yok. Hiçbir şekilde bir derdim yok. Beni şu anda ilgilendiren gerçekten bu toplumun en sağlıklı bir şekilde bu savaştan çıkmasıdır. Türkiye'den tabii ki yardım isteyeceğiz. Ve tabii ki Türkiye'de verebilirse, merhemi varsa önce kendi başına sürecek, o ayrı mesele. Ayrımız gayrımız şu anda yoktur, o ayrı bir mesele. Ama bu çirkefi yaratanların isimlerini siz de söyleyin, halk da öğrensin. Eğer bu rezaletten vazgeçilmezse, ben bundan sonra elimden geldiğince bu çirkef isimleri tek tek duyuracağım. Tek tek duyuracağım. Likaşem Medi soruyor. Siz biliyorsunuz. Lütfen şu anda bakan makam değişme, makam değişme, şoför değişme, müsteşar değişme, bilmem ne değişme, aman da müşaviri de beğenmediydim havasına girme yoktur. Evet. Evet. Türkiye'den de çok fazla medet beklemeyelim. Çünkü Türkiye'nin durumu da şu anda iyi değil.
iyi değil. Türk televizyonlarını seyrederek çok muhteşem, Allah çok güzel günler göstersin. Elbette Türkiye çok büyük ve çok güçlü bir ülkedir. Ama gidişat, istatistikler eğer böyle giderse durum biraz kötüye gidiştir. Onun için bizim yapabileceğimiz, şu anda bizim en çok yapabileceğimiz bulaşmamaktır. Bunun için de evde kalmaya devam edeceğiz. Çünkü bulaş olduğu anda bileceğiz ki ebeler ve hemşireler sendikasının söylediği gibi önceden almadığımız tedbirler nedeniyle şu anda acil servisimiz, şuyumuz, buyumuz yetersizdir. Bizim sadece 52 tane solunum cihazımız var. Evet, ne ilacımız var doğru dürüst, ne hastanemiz var doğru dürüst, bu acil duruma bakabilecek, ne yatağımız var, ne özel hastanemizin bu konuda fazla bir katkısı var. Umarım en kısa sürede bütün özel hastanelerde bir şekilde bu salgının kapsama alanına alınır. Bu konuda biz Sağlık Bakanlığı'na da hükümetimizin iki kanadına da güvenmek istiyoruz. Bizim şu anda tek yapabileceğimiz vatandaşlar olarak evde kalmaktır. Bunun ötesinde hükümet elemanlarımızı değişmek, hükümeti şu anda allak bullak etmek, siyasi mastürbasyona gitmek ve bunları yapmaya çalışmak her şey güllük gülistanlıkmış gibi. O yorulduydu, bu yorulduydu. Kimsenin de yorulmasının zamanı değildir. Ben yoruldum diyen varsa buyursun gitsin, o ayrı bir mesele. Ama şu anda özellikle de kokular çok pis, çok iğrenç kokular var. İşte falanca kişiler, filanca gruplar, bilmem UBP'nin hep eski hastalıkları. Yılbay abim diyor ki, UBP gibi bir parti alışkanlıklarını kolay kolay bırakmaz. Konu bu savaş bitince ganimetin olmayacağı konusudur. Onu da bilin yani. Lütfen en çok değişmesi ve toparlanması gereken bu zihniyettir. Çünkü bu zihniyet öteki partilerimize de nüksettiği için biz hayır etmedik. Bu zihniyetin artık değişmesi lazım. Çıkarcı, sadece kendi hesabını düşünen, sadece kendi hesabı için böyle günlerde bile hesap yapanların hesabı bir gün sorulur. Bizim toplum olarak hesap sorma gücümüz elimizden alınsa bile Allah'ın büyüklüğüne inanıyorum. Siz inanmayabilirsiniz. Allah çok büyüktür. Ve bu günlerde kendi egosunu, kendi kişisel hesabını, kendi grupçuğunun hesabını, ahbapçığının hesabını yapan ve toplumun bu sağlık sorununu ikinci ya da üçüncü sıraya atanlar varsa cehennem olsunlar. Lütfen cehennem olsunlar. Evet, böyle bir giriş yapmak mecburiyetinde kaldık. Bugün sadece bu girişi yapan ben değilim zaten. Bugün basında bu konuda arkadaşlarımız var. Levent Özadam sabah çok güzel yazdı bu konuda, okudum. Gelir gelmez bir kısmını sizlerle de paylaşayım. Ha, şu da hayatımda ilk defa Volkan gazetesiyle, manşetiyle Volkan gazetesinin, daha doğrusu hasta oldum manşetine. Çünkü şımarıklığa gerek yok, şükretmeyi öğrenin diye bir manşet attı. Bu daha fazla bu yurdu beğenmediğimi oynamam hastalığıyla alakalıydı. Biz o meseleyi kapattık. Ama mahalle baskısı o kadar fazlaydı ki bugüne kadar koskocaman başbakan yardımcısı gidip çarşaf fotoğrafı paylaşmak zorunda kalıyordu. Merak etmeyin de yerler temizdir. Şimdi hepimiz, sadece o çocuklar değil, hepimiz, ama buna Sayın Başbakan, Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın ana muhalefet lideri, Sayın muhalefet partileri, Sayın vekiller, Sayın bakanlar, Sayın müsteşarlar, hepiniz dahilsiniz. Şımarıklığa gerek yok.
Hiç gerek yok şımarıklığa. Serhat elini sallayarak konuştu diye isterseniz başka televizyon programlarında küfür dahi edebilirsiniz, ettirebilirsiniz. Ama şımarıklığa gerek yok. Bizim canımız tehlikededir. Geleceğimiz tehlikededir. Sizin geleceğinizin değil. O hangi gelecek? Kişisel ve siyasi gelecek. Bizi şu anda sizin şahsi menfaatleriniz hiç ilgilendirmiyor. Bir tek kişinin, bir tek kişinin şu anda burnunun kanamaması lazım. Alınacaksa tedbir böyle alalım, alınmayacaksa devam edelim. Bu konuda da bir yazı yazdık bugün. Benim yazım da bu konuyla alakalı. Canımı da yedim yazmak için yani, çünkü çok zaman aldı. Çevirmelerle, şunlarla bunlarla uğraştım. Normalde bir köşe yazısını 15-20 dakikada, 30 dakikada, bilemediğiniz bir saatte yazmak lazım. Yazıyorum ben yani, ama ölmek için söylemiyorum. Dünkünü gerçekten 4-5 saatte yazmaya çalıştım. Başbakan illaki konuşacak, her sorulana cevap verecek, her ekranda kendini gösterecek, gazetecilerin tuzaklarına düşecek, sonra da ok yaydan çıkacağı için telaşa düşecek. Kimse kırılmasın, gücenmesinmiş, kabine değişikliği her an için olabilirmiş. Öncelik şimdi sağlık, sonra da ekonomi olunca nereden çıktı kabine değişikliği Allah aşkına diye Levent Özadam soruyor. Benden çok büyük değil ama öptüm ellerini Levent abi. Öptüm, Allah sana sağlık, ailene, güzellik, herkese mutluluk versin tabii ki. Çok hoş bence. Bunu unutmayalım. Bunu unutmayalım. Tekrar ediyorum. 3-5 tane çıkarcı alıştığımız ve bildiğimiz çirkefin bu toplumun sağlığıyla oynama hakkı yoktur. Önceliğimiz sağlık, sonrasında toparlanmadır. Ve bu büyük sınavdan başarıyla çıkmaktır. Veya bu büyük savaşı en az zararla kazanmaktır. Tabur komutanları, bölük komutanları arasındaki kişisel çıkar kavgaları, ego tatmin mekanizmaları bizi hiç ilgilendirmez. Ulusal Birlik Partisi yakalandığı hastalıktan önce kurtulmak zorundadır. Bunu herkes bilsin kardeşim. Tamam, that's it. Evet, anlaştık. Boris Johnson tedaviye yanıt verdi ve dün ilk defa kalkıp oturmuş yatakta. İngiliz gazeteleri bunu yazıyor. Rishi Sunak, Maliye Bakanı İngilizlerin, o da diyor ki yani bu lockdown uzatıldı İngiltere'de, ne zaman biteceğini biz kestiremiyoruz. Bizim için de bu lockdown'un, bu evde kalın devam etmesi yarım büyük bir ihtimalle Nisan sonuna kadar bu mesele uzatılacak. Yeniden uzatılmaması için bizim bu evde kal tedbirlerine uymamız gerekiyor. Ne kadar usansak da, ne kadar sıkılsak da. Ve tedbiri elden bırakmamamız gerekiyor. Uzmanlar uyarıyor. Yurt dışından gelecek olanlar konusunda özellikle bir uçak daha var diye söyleniyor. Artık bitsin şeklindeydi. Akşam son uçak geldi. Gazetelerde bugün onun haberini pek göremedim. Bir tek habercinin ön sayfasında vardı galiba ama sevgili Eğitim Bakanlığımızın müdürlerinden ve güzel yurtlu Cengiz Topel Uzun hocamızın paylaşımlarından gördüm. Dün akşam da yerleştirildiler. Dün o fotoğrafları paylaşan Öğrenci Çocuk'ta Yeni Düzen gazetesinin ön sayfasından özür dilediğim, maksadım bir şey değil diyor. Maksadım sadece neymiş maksadım? Bir şeydi maksadım diyor çocuk ama. Evet, herkesten özür dilerim
diyor. Amacım Kıbrıs Türk halkının yaşadığı bu zor günlerde şımarıklık ve küstahlık yapıp biz burada kalamayız demek değil, yaşanan durumun düzeltilmesiyle alakalı bir adım atmaktı. İşler çığırından çıktı ve bana karşı bir linç girişimine dönüştü. Biz seni çok seviyoruz sevgili kardeşim. Sen bizim evladımız, canımız, ciğerimizsin. Ama pis olan odalar varsa, tozlu topraklı odalar varsa, bugün size bir iki tane deterjancık meterjancık verirler ya da dün verdiler mi bilmiyorum. Başlayın temizliğe lütfen, lütfen. Siz de kabine değişikliği tatminine gitmeyin lütfen. Şu anda ihtiyacımız olan bir şey değil bu. Devam edeceğiz, devam edeceğiz. Ama önce bir bakalım Tarkan Sabit, Sabahattin Rahimoğlu, Harper Şekerci, Hatice Uludağ Yurtkaya, Gonca Nadir, günaydınlar, ağzınıza sağlık, teşekkür ediyorum. Çok doğru söyleyin Serhat'ım, dünya neyle uğraşır, bizimkiler neyle uğraşır? Boris'ten iyi haber var, hadi hayırlısı. Mehmet Ali Salih abim söyledi bunu. Ağzınıza sağlık, Sağlık Bakanı Ali Bilidiyse yerine Sağlık Bakanı gelse, onda da kusur hata bulamayacak mı insanlar? Eleştiriye açıktırlar, hata bulmaya diyor, hata bulmayın. Yaşar aracı Türkiye'de olduğu gibi maskeler beleş dağıtılıyor. KKTC'de bakanlık bu konuda bir girişim başlattım bilmiyorum ama herkes kendi maskeciğini yapabilir. Ben de yaptım kendi maskeciğimi. Tişörtü kesiyorsunuz alttan, öyle bağlıyorsunuz. Hasta olmayanlar için bez maske öneriliyor. Çıktığınızda, markete gittiğinizde lütfen yüzünüzü, burnunuzu ve ağzınızı kapatın, yani gözler açık kalacak şekilde. İbrahim Gürsoy Gelengül, dere geçerken eşek değiştirilmez, çok güzel. Rahmi Özsan, hiç derdin olmasın, gördüğün, bildiğin, inandığın gibi yoluna aslanım diyor. Seni çok seviyorum Rahmi abiciğim, sağ ol. Günaydınlar, evde kalalım, bir aydan beridir evden çıkmıyoruz fakat test sayısını artırmazsak bu evde kalış süremiş daha da uzayacak diyor Sevinç Kandusever. Biz test sayısını da artırma ayrı bir mesele ama lütfen evde kalalım. Bulaş sayısını artırmayalım, testi artıramıyorsak. Güzü bizim insanlarımızı okuttum, yazındırdım. Bale gudalya, bale gudalya. Evde kal, sağlıklı kal. Ecvet Ali Kanatlı diyor. Şefki Bingöl, günaydınlar. Adaleti olmayan bilgi ilim değil, kurnazlıktır demiş. Raif Toluk, günaydınlar. Tarkan Sabit, tekrar günaydınlar, selamlar. Rahmi Hüsnü abi, çok teşekkür ederim. Serpil Yalçın, domuzun kuyruğu ne zaman düzeldi diye soruyor. İnat ve hatasında ısrarlı olmak en kötü huylardandır. Uzak durun bizden, uzak durun. Üzgünüz bu durumdan dolayı. Öyle bir vurur ki Allah, neye uğradıklarını bilmezler. Bir de sormazlar mı niçin be diye. İşte seyreyle alemi, ilahi adalet, sen ne güzelsin. Hanife Yılmaz, günaydın, bol sağlıklı günler. Salih Soyer, günaydın. Bugün bizler için çok kritik bir gün. Lütfen bu yazıyı oku ve insanlara aktar. Siyasi ve ekonomik kaygılarla bugün alınacak her karar toplumun sağlığını tehlikeye atacaktır. Virüs salgını tamamen durdurulmadan sosyal ve ekonomik hayatımıza dönebileceğimizi düşünmek yangına körükle gitmektir. Tek yöntem belli. Bir süre tamamen içimize kapatmak. Giriş ve çıkışları tamamen kapatmak, dar alanda hareketi daha sıkı denetlemek, kontrol altına almaktır. Evde kal, sağlıklı kal, güçlü kal diyor Salih Soyer. Cumagül Muradova, günaydın. Serkan Erdoğan, ben bir, evet, ne kadar partici olursam olayım ama şu anda yönetimimize, komutanımıza, bayrağıma, milletime, vatanıma, hele Sayın Cumhurbaşkanıma dil uzatanın dilini keserim, el uzatanın elini keserim. Biz biriz, kimse bizim bildiğimize yapılmasın. Biz birbirimize evvela inanalım. Güçlüdür, görür, duyarım diyor Serkan Erdoğan. Bazı kelimelerini anlamadım. Sevgiler, saygılar. Sayar Aker, günaydınlar. Serkan Lokma, evet, Serkan Lokma abi
bütün sağlık durumu hepsi temizlenecek, yeter artık, ha bitsin bu sağlık durumu, hepsi temizli, yeter artık bunların elinden çektiğimiz diyor. Gerçekten yeter sizin elinizden çektiğimiz. Girin bu ego işlerine de görürsünüz siz bundan sonra dünyanın kaç bucak olduğunu. Vay, kaç kişi size oy verecek. Evet abi, bunları ben yaptım, ihtiyacı olana yaparım diyor. İhtiyacı olana yaparım diyor Serkan. Çok güzel şeyler yaptı Serkan. Bu ülkenin çok önemli, çok değerli bir döşemecisidir. Muhteşem şeyler dikti. Nedir? Maskeler dikti. İhtiyacı olan arasın. Evet, var şimdi bir mesajımız. Özge Gazi arkadaşımızın bir mesajı var. Onu da okuyacağız. Serkan Lokma'ya teşekkür ederim. Maske isteyen Serkan Lokma'ya ulaşsın. Zekiye Paşa günaydın, çok doğru söyledin, artık çekememezlik devam etmemeli, bitmeli diyor. O koltukta oturmak çok rahat geldi, kalkmak istemezler. Kalkmasınlar zaten, bizim dediğimiz o şu anda. Ne yapsınlar, hepsi de bakanlık yapmak istiyor diyor Necdet Mavi Gözlü. Yılşan Nacibondigon Azan Akmandor günaydınlar, Onay Başel Güneşli Melbourne'dan günaydınlar. Bu zaman politika zamanı değil, birlik olma zamanı. Birbirimize kenetlenip bu zor günlerin üstesinden gelmemiz lazım. I support you 100% diyor. %100 beni destekliyor Onay Başel. İçim Nadiri günaydınlar. Hasan Aysal günaydın. Bale Gudalya, Bale Gudalya derdi eskiler. Aynen öyle diyor. Ağzına sağlık Serhat. Şimdi bakan değişme zamanımı çok ayıp ediyorlar. Ama gerçekten çok üzüldüm. Fatoş Kerimoğulları şu anda bakan değişme zamanı değildir bence de. Evet, birazcık kaş. Kaçtı bizim şey, kaydı bizim şeyler, okuyamadım yukarıdakileri, özür dilerim mesajları, ama birazdan belki tekrar bakarız, belki bir yöntemini buluruz. Cihan Erdoğan, taşı gediğine koymakta üzerine adam tanımam bravo diyor. Çok teşekkür ederim Cihan Erdoğan. Doğan Ang, ekonominin çarkını döndürecek kişilere test yapılsa, bu hastalığı geçenlere serbest dolaşım verilse... Evet, keçi can derdinde, kasap yağ derdinde. Sedat Avcan kardeşim, aynen öyle. Günaydın hayırlı, insanlar bir kere ölürmüş. Önce bedeni, sonra huyu. Demek ki biz hiç değişmeyeceğiz virüsten sonra bile diyor Leyla Ethem Şerifoğlu. Ali Unyayar günaydınlar, Mehmet Coş karşılığı günaydınlar, günaydınlar Kemal Zihni. Tam 3 haftadır yakından hiç olmadığı kadar Kuzey'i takip ediyorum. Akşam bir program izledim. Hiç kimse gerçekten terim gereği aftermath denilen terimden bahsetmiyor. Yani iki bacağı var bu işin. Bir, içinde bulunduğumuz sorunu anlık ve günlük mücadelesidir. Bir de sonrası için planlar ve mücadeledir. Fakat eskilerin dediğinden 74'ten beri gerçekten taş taş üstüne koyulmamış ve ısrarla da devam ediliyor. Yazık. İnsanlar evinde aç yatıyor. Bunlar koltuk derdinde. Ben Lavinyon sitesinden yazıyorum. Dikmen Belediye Başkanı sahip çıkmasa sitede oturan ve burada kalan yabancı uyruklu öğrenciler, özel sektör çalışanları açlıktan ölecek. Siyaseti bırakalım, insanların güç ihtiyaçlarıyla uğraşalım. Gülcan Şoföroğlu Farisoğlu. Ali Pilli'nin açıklaması beni çok duygulandırdı. Başarı hepimizin, başarısızlık benimdir dedi. Canla başla çalışıyorlar. Biz de evimizde oturup üzerimize düşeni yapmalıyız. Hasan Devecioğlu günaydınlar. Yine fırtına sağ olasın. Evet, bunlar değildir. Bir evde kalınsın, hayırlı yayınlar. Bizim duymak istediklerimiz bunlar değildir diyor Hasan kardeşim. Serap Cafer Santos... Time for revolution or solution Serhat Bey demiş. Yani ya devrim ya da çözüm zamanıdır diyor. Hanife Yılmaz, ihtiyar öğrenciler geldi. Ne olacak şimdi diye sordu. Evet, İngiltere'den orada kalanlar da geldi bir miktar. Yani gezmeye gidenler veya daima adresi burada olanlar. Maalesef hala her şey siyaset üzerine, politikada var olma derdinde olanlarla bugünler artık 48-46 senelik statükoya dur deme zamanıdır. Aksi takdirde bu kafalarla tükenmeden inşallah deyip işimizi Allah'a bırakmayalım. Evet, herkes aynı görüşte. Özge Gazi'nin mesajını okuyorum sizlere, lütfen dikkatli dinleyin. Özel bir şirkette okulda ha demeyin. Şubat tatilinden dolayı 13 günlük maaş aldım. 1440 Türk lirası. Sosyal sigortalardan 77 TL,
etti 1517. Bugün 9 Nisan. Ben hala Mart maaşımı almadım. Şimdi söyleyin. Kızımla birlikte yaşıyorum. Hayatımı nasıl idame edeyim? Mart maaşım 2500 TL olarak alacağımı söylediler. Devletin kestiğini söylediler. Kaldı ki henüz maaş hiç alamadım. Mart ayına ait nereye başvuru yaptıysam, gıda yardımı için hiç kimse bana dönüş yapmadı. Kimisi sadece surlar içine yardım yaparız, size yapamayız dedi. Kimisi Girne'ye yardım yaparız, size yapamayız dedi. Ben bir Kıbrıslı Türk olarak nereye gideyim, evladımı nasıl geçindireyim söyleyin. Bana neler oluyor, neler olacak, daha açlıktan ölmemizi mi isterler, nerede birlik, hani komşumuz açken biz tok yatmayız lafı, doğru görüyorum ki gerçekten hepsi laf. Gemisini kurtaran maalesef kaptan demiş. Lütfen programınızda bunu okuyun dedi. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. İnşallah Özge Gazi Facebook'tan bulabilirsiniz. Yardımcı olmak istiyorsanız bir bakın, konuşun, sohbet edin. Etansu Tünelzade çok teşekkür ederiz. Eğer böyle bir zihniyet varsa Ulusal Birlik Partisi'ndeki böyle bir ortamda bakanlık isteyenler var. Hükümet krizi yaratırlar, otursunlar yerlerine. Oturmazsa halk olarak öyle bir ceza veririz ki değil meclise, köy kahvesine bile girip oturamayacaklar. Evet, şimdiden söyleyeyim. Bir kez daha Tansu Tünelzade'nin okudum mesajını. Evet arkadaşım, sakin ol, böyle gelmiş böyle gider dedi Enver. Bu da sanmıyorum artık sevgili Enver. Artık böyle gitmeyecek. Çünkü ganimet de tükendi. Her şey tükendi. Artık Türkiye'de artık vermiyor zaten belli. Onun için kendi ayaklarımızın üzerinde durmayı bir şekilde artık başarmak mecburiyetindeyiz. Hepimizden kesilecek. Hepimiz belki para almadan da çalışacağız. Ve çalışmak zorundayız. Birileri çıkacak, bizlere yardımcı olacak. Birileri çıkacak, sizlere yardımcı olacak. İdare edeceğiz. Ben hala görüyorum. Bugün sabah çilekle ilgili bazı mesajlar okudum. Çilek benim köyümde üretiliyor. Çilek satılmadığı tabii için bu sene zarar edecek üretici. Benim çok yakın akrabalarım var. Üreten en büyük üreticiler arasında. Bazı paylaşımlar diyor ki geçen sene kutusunu 20 TL'ye sattılar. 30 TL'ye sattılar. Yani bunu eleştiri olarak yazıyorlar. 20 TL, 30 TL. Peki o kutudan kaç TL sizce karı vardır üreticinin? Üreticiyi bugünlerde eleştireceğimize yardımcı olalım, destek olalım. Sadece onların ürünlerini satın alalım. Sadece yerli ürüne geçelim. Başbakanın da bu konuda çağrısı var. Destekliyoruz. Lütfen. Bugünlerde çok önemli. Ve şimdi Ecvet Ali Kanatlı, Tansu Tünelzade, Sevinç Kandusever, Yılbay Direkçi, Lika Şemmedi. Çok çok teşekkürler. Teşekkür ediyoruz. Fehmi Oktay Müdürüm. Bugün sevgili Reşat Akar'ın, ustamızın doğum günü, ona da doğum günü kutlu olsun mesajını gönderelim buralardan. Şimdi gördük. Hemen hava durumuna geçelim. Hava durumuyla devam edeceğiz. Hava durumuyla devam edeceğiz. Hava durumundan sonra da devam edeceğiz. Özür dilerim. Hava durumuna bir bakalım. Gazetelerimiz var. İngiliz basını var. Köşe yazımız var. Bugünkü köşe yazımız. Mutlaka dinleyin bence bugünkü köşe yazımızı. Auschwitz'ten bahsedeceğim sizlere bir miktar. Oradaki bir Polonyalı adamın, bir Polonyalı askerin direnişinden, mücadelesinden, kavgasından bahsedeceğim. Ve size bir soru soracağım. Bugün bu toplum için ne yaptınız? Koltuk talep etmek dışında sevgili UBP'liler, koltuk talep etmek dışında bugün toplum için ne yaptığınızı soracağım size. Onun için çok önemli. Tam bu konuştuklarımın üstüne
giden bir yazı diye düşünüyorum. Gerçekten öyle düşünüyorum. Övmek için, övünmek için söylemiyorum. Ama bugün işte o yapamaz bakan ne, ben daha güzel yaparım, beni koy da ben daha iyi hallederimlerin artık bittiği zamandayız. Egonuzu saklayın. Saklayın. Sonraya saklayın. Fırat Kolal, beleş mi verecekti kendilerine? Para yoksa çilek yiyemem. Çilekler olana kadar neler çeker insanlar? Beleş sirke baldan tatlı zihniyeti. Erol Kese, günaydın. Her şey değişecek. Siyasette, yaşamda, çalışmada yapılacak tek şey insanların paylaşımcı bir şekilde birbirine destek olması. Bugünlerde gereken sadece budur diyor Erol Köse. Ve biz de hafif bir havamıza bakalım, geri gelelim. Evet, tekrar karşınızdayız tabii ki. Hava parçalı, çok bulutlu, yer yer sağanak veya gök gürültülü, sağanak yağmurlu geçecek. Bölgemiz bugün alçak basın sistemiyle üst atmosferdeki soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altındaymış. Mevsim normallerinin 2 ile 3 derece altında, hala serin bugün hava. Rüzgar güney ve batı yönlerden orta kuvvetli, yağışanında yer yer kuvvetli olarak esecek. Girne 20, Çamlıbel 19, Lapta 18, Akdeniz 19, Boğaz 18, Alev Kayası 16, Esentepe 17 derece santigrat. Lefke 18, Güzelyurt 20. Lefkoşa, Ercan, Geçitkale, Beyarmudu, Gazimaosa 21, İskele 20, Yeni Erenköy 18 derece santigrat. Bugünkü hava sıcaklığımız böyle. Bakalım. Hepimiz diyor, bütün UBP'liler aynı kategoride değiliz. Lütfen bunlara başka bir isim bulalım bunlara diyor. Evet, UBP'nin hamhamcı kesimi, hamhamcılar diyelim. Hamhamcılar, lütfen sakin olun, hamham kesimi, sessiz sakin bekleyin. Dereyi geçelim, düzlüğe çıkalım. Ondan sonra ne haliniz varsa görürsünüz. Ama zannedersem artık göremeyeceksiniz. Evet, lütfen. Ve tabii ki tenzih ederim bulundukları bölgelerde vatandaşlarına yardım etmek için çırpınan UBP'lileri. Elbette ki onlar ayrı, ama benim söylemek istediklerim, kendilerini biliyorlar. Son 50 sene koltuk dışında ne yaptı ki bu ülkedekiler? Evet, aynı şeyi yaptılar farklı yöntemlerle. Sadece UBP mi? Hayır, zaten onu söylüyorum. Mesela CTP UBP'leşti. CTP UBP'leşti veya Talat Denktaşlaştı ifadeleri hep statikoyu takip ettiklerinin ifadeleriydi bunlar. Serap Cafer Santos. Evet. Aynen böyle. Hanife Yılmaz, çok teşekkür ediyoruz. Ruh sağlığımız biraz iyi oluyor diyor. Psikolojim bozuldu bunların yüzünden diyor. Seni dinledikçe iyileşiyoruz. Sağ olun. Bu çarpık sistemi çökerteceğime ant içmiştim. Fakat Covid-19 benim yerimi halletti diyor Serdar Tirak. Evet, bu çarpık sistemi artık istemiyoruz. Bu çarpık, alışılmış hamhum düzenini artık istemiyoruz. Biz artık sadece hizmet görmek istiyoruz. Hesap verebilir hizmet, şeffaf hizmet, temiz hizmet. Bugünkü gibi mesela. Mesela bugünkü gibi Merkezi İhale Komisyonu Başkanı çıkıyor, trak açıklama yapıyor. Hiçbir ihalede, hiçbir şeyde usulsüzlük yoktur. Bundan sonra olmayacak zaten. Ve eğer kötü günler uzarsa, bundan sonra bu Ali Cengiz hamhum oyuncuklarını oynamaya çalışanların cezası sadece sandık olmayacak. Bunu da söyleyelim. Tedbirlerimizi alalım diyoruz. Tedbirlerimizi alalım. Çok önemli tedbirler var. Bu önemli tedbirleri kompleks sebebi de yapmayalım. Kompleks sebebi de yapmayalım.
her an risk olayının çok yüksek olabileceği noktalardaki etkili tedbirlerimizi en çabuk şekilde almamız gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum tabii ki sizlere. Evet, çok çok teşekkür ediyoruz gelen mesajlara da. Bu arada hemen okuyalım sizlere. Tabii ki Solarbay Paralik teşekkür ediyor. Biz de teşekkür ediyoruz hava durumumuzun sponsoruna. Zafer Küpeşte'ye selamlarımızı iletiyoruz. Sağlık tüm çalışanlara, sağlık diliyoruz tüm herkese oralardan. Arden Hellim'e selamlarımızı iletiyoruz Arden'e. Tüm Selba Homs'a teşekkür ve selamlarımızı iletiyoruz. Bu arada söylemeyi unuttuk sabah sabah. Doğan Gürgen ve Özcan Aygın bize gelen ulaşan haberler bunlar. Tabii ki gazetelerde de var. Özcan Aygın, Girne eski belediye başkanımız Süner Aygın'ın ağabeyiydi. Londra'da yaşamını yitirdi. Covid-19, Allah rahmet eylesin. Doğan Gürgen ülkemizde çok değerli bir orman mühendisiydi. Onu da yitirdik. İkisine de Allah'tan rahmet, sevenlerine, ailelerine başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Selba Homs'a sevgiler söylemiştik tekrardan. Selba Homs'a. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Çıktık. Seven Air Travel ilk fırsatta tatilimizi yapacağız Seven Air Travel'le tabii ki. Vestel, her gün birlikteyiz televizyonumuzla, buzdolabımızla, çamaşır makinemizle. Afrodit Wellness and Spa, ayır yerimi Cihancığım. Bugünler geçtiği gün uğraştayım. Aman da ihtiyaç var. Yeşildal kanalizasyon sistemleri ihtiyacınız varsa sosyal medyadan ulaşabiliyorsunuz. Yeşildal kanalizasyon sistemlerine. İhtiyacınız varsa Intergaz'a da ulaşabiliyorsunuz. Bu mavi, başka mavi demiştik Intergaz. Arıyorsunuz 444-55-44. 444-55-44. Çangar Motors size selamlarını iletiyor. Biz de onlara iletiyoruz. Sağlık diliyoruz bütün çalışanlarına. Ve Mehmet Akay Optik Vizyon 2000 Akayopti'ye selamlarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz. Gülsün Karaday'ın bir yorumu var. Şu anda iktidar olmayan partilerin biz eleştirmiyoruz fazla ama olabilir. Bunlar biraz sonra geçeceğiz. Biraz sonra geçeceğiz reklamlarımıza. Özür dilerim, ara vereceğiz. Ama bu arada şunu belirtelim. Gazetelerimiz 2, 4, 6, 8 tane kaldılar. 8 gazetemiz yayınlanıyor. 13 gazete yayınlarını durdurdu. 21 tane gazetemiz vardı günlük. Bunu da sizlerle paylaşmış olalım. Diğer gazeteler dijital olarak önümüze geliyor. Oradan takip ediyoruz. Bunu da belirtelim sizlere. İngiltere'de dün yaklaşık olarak 1000 kişi yaşamını yitirdi. Bu arada önemli bir olay. Orada da suçlarda, özellikle çeteleşmelerde çok büyük bir düşüş olduğunu söylüyor İngiltere. Bunu da sizlere hatırlatalım. Ve Ulusal Sağlık Hizmetleri'nin devam ettiğini. Bu arada İngiltere'de bir öğretmen, bizde de öğretmenlerimiz, Türk Maarif Koleji öğretmenleri çok güzel kolonyalar üretti. Dün arkadaşlarımız çekime gittiler. Oradan bu çıktı. Çok güzel de kokusu. Ellerine sağlık, sağ olsunlar. Türk Maarif Koleji öğretmen, müdür, kimya öğretmenleri, müdürleri, hepsine selamlar ediyoruz, teşekkürler ediyoruz. İngiltere'de bir öğretmen her gün yaklaşık olarak 10 kilometre yürüyor. Sırtına ve kucağına paketler içerisinde yemek koyuyor ve
öğrencilerine dağıtıyor, yoksul öğrencilerine dağıtıyor, yemeksiz öğrencilerine dağıtıyor. Çok güzel tabii orada böyle bir şey, böyle bir olay var. Evet, şimdi araya gidelim. Onun için toparlamaya çalıştım. Gazetelere geçmeyeyim ki toplu olarak hepsini yapalım. Bugün Londra'da Mayıs sonuna kadar evde kapalı kalma haberi bekleniyor dedi Serap Cafer Santos Londra'dan. Biz de söylemiştik. Kadir Akbulut cezaevine ne zaman af gelecek diyor Kadir Akbulut. Cezaevine af gelmeyecek ama bazı mahkumların şartlı sarı belirleme şartları yarım yıllık cezayı çekme değil 1/3'ü çekenler başvurabilecekler şartlı sarı verilmeye. Ancak bu konuda yapılabilecek olan daha çok şey vardır. Tutukluların tümünün bence bırakılması gerekiyor. Neden? Çünkü tutuklular suçsuzdur. Suçsuzluk karinesi. Hiç kimse kesinleşmiş yargı kararı olmadan suçlu kabul edilemez. Tutukluluk şartları değiştirilir, evde kalır, mahkeme günü geldiğinde mahkemeye çıkarılır. Tekrar tutuklanması gerekirse her şey açıldığı zaman Yüce Mahkeme o konuda da kararını verir tabii ki. Ama cezaevinde ilk tedbir alınması gereken yerlerin başında cezaevinin geldiğini aylardır söylüyorum. İnşallah Allah beni yanıltır. İnşallah cezaevinde bulaş olmaz. İnşallah. Evet. Genç yeni gardiyanlar var. Genç çalışanlar var. Koronavirüs belirtisi dahi göstermeyen, sıcaklığı yükselmeyen insanlar sınıfındadır bunlar. Allah göstermeye bir bulaş oraya girerse ipin ucunu tutamayacağız. 52 tane solunum cihazıyla kime bakacağız? Kime bakacağız? Şimdi aradan sonra buradayız.